comment changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en fil et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Çinli atalarımız. Ona ne olmuş olabilir? Umarım başına bir şey gelmemiştir. Çünkü onu aramızda görmeye fazlasıyla alıştık. Üstad mı? O bir kaya kadar sağlamdır. Benim gibi. Kesinlikle. Dostumuz sağlam biridir. Tabii tabii. Ne uygarlık ama, ne organizasyon, ne büyük dolaşım, ne büyük gösteri. Ha, bu Çinliler gerçekten müthişmiş. Affedersiniz çocuklar. Geciktiğim için beni bağışlayın. Biraz geciktim. Bu arada ben Çinlileri inceliyordum. Ve size hep söylediğim gibi. Hiçbir şey söylemiyordum. Aslında bu benim de aklıma sonradan geldi. İnanılmaz bir uygarlık. Her aşaması baş döndürücü, muhteşem. Yani sakalımın ucuna dek şaşırdım. Bu arada kaloriferi biraz açabilir misiniz? Sen de bana sıcak bir çay yapabilir misin? Teşekkür ederim. Al. Evet, Çinliler. Her zaman Çinliler. Bugünkü konuşacağımız konu nedir? Çinliler mi? Demek istediğim, hangi büyük sorunu? Dünya ve geleceği mi? Ekoloji mi? Hı? Bence kovboy ve kızılderililerden konuşmayın yeğlerim. Kesinlikle. Tarihte tüfeği ilk kez Çinliler keşfetmiştir. Oh. Herkesten önce onlar buldu. Aynı şekilde barutu, topu, porseleni. Evet, Çinliler porseleni milattan 1700 yıl önce keşfetti. Oyun kartları. Onları da Çinliler buldu. Herkesten 500 yıl önce. Çinlilerle kafa ötüleyeceğim. Neden söz edeceğimizi biliyorum. Çevremizdeki her şey, tüm bu evren aslında tanıdık şeylerden oluşur. Ama her zaman böyle değillerdi. Bu konforlu evde yapay aydınlatmaya sahibiz. Merkezi ısıtma sistemine, musluklardan akan suya, telefona, televizyona ve daha çok sayıda şeye. Tüm bunlar neredeyse kaçınılmaz geliyor. Ama bu noktaya gelebilmek için binlerce yıl ve aklınızın alamayacağı kadar beceri gerekli olmuştu. O halde isterseniz önce büyük mucitlerden, insanlığın büyük buluşlarından söz edelim. Bugün yaşadığımız dünyayı var eden tüm bu şeylerden konuşalım. Ve de yarının dünyasını şekillendirecek şeylerden. Anlaştık mı? Evet. Ben kovboyları tercih ederim. O saçmalıklardan bıktım artık. Hayır, bunlar saçmalık değil, hem de hiç değil. Bunlar insan deasının tarihi. Saçmalıkmış. Bu tüm romanların en tutkulusu. Mucitlerin deası olmasaydı biz ne olurduk he? Dünyamız ne olurdu? Cevabını verebilecek olan var mı acaba içinizde? He? Ama üstad, tüm bunların Çinlilerle ne ilgisi var?
Az önce söylediğim gibi Çinliler her şeyi keşfetmiş. Diğerlerinden çok önce, yani hemen hemen. Kağıt, oyun kartları, sayı sistemi, buhar makinesi, paraşüt, kibrit, pusula, kan dolaşımı, hepsi de milattan 1000-2000 yıl önce. Hatta konyak. Şaşırdınız değil mi? Mekanik saat, matbaa, füze, zincirlerle iletim, asma köprü, petrol. Ve tüm bunları kimse bilmiyor. Neredeyse hiç kimse. Sizler bunu bilen şanslı azınlık olacaksınız. Üstad, insanlık tarihinde başka ünlü mucitler de var sanırım. Arşimet, Gutenberg, Galileo, Pasteur, Edison ve başka daha çok isim var. Evet, evet, elbette, elbette. O halde dinleyin. Bu kez önce Çinlilerin neleri keşfettiğinden söz edeceğiz. Daha sonra da başkalarını konuşacağız. Diğer tüm mucitleri anlaşılmıyor. Ama sırayla gideceğiz. İnsanlık tarihinin ilk mucitleri hiç kuşkusuz hayvanlardı. Kuşlar, maymunlar. Elbette çoğu kez tesadüfün yardımıyla olmuştu. Ancak yine de tesadüflerin de geliştirilmesi gerekiyordu. Oo, kola! Bunlar ilk aletlerin mucitleriydi. İlk silahın ve ilk ateşin kaşifleri. Daha sonra temel besin kaynağı olan büyük hayvanların gitgide azalmasıyla birlikte insan beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak başka bir yöntemi keşfeder. Yani tarımı. Tarımı bu noktada bırakıp biz yine Çin'e dönelim. Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren Çinliler düzenli tarımı çoktan biliyorlardı. Çapalama aletlerini, saban demirini ve buna bağlı olarak toprağı işlemeyi çok iyi biliyorlardı ki kısa sürede daha da geliştirdiler. Buna karşın aynı teknik batıya 2000 yıl sonra gelecekti. 2000 yıl düşünebiliyor musunuz? Galyalılarda yaygın olan birayı Çinliler 1500 yıl öncesinden biliyorlardı. Şaşırdınız mı? Bu arada nerede kalmıştım? Tarımı anlatıyordunuz. Aa, evet, unutmuşum tarım. Ha. Evet, insanı doğrudan koşum takımlarına getiren şey böyle başladı.
Sözünü ettiğimiz dönemde aslında arabalı klasik koşum takımları atın boynunu onu nefessiz bırakacak kadar sarıyordu. Derken Çinli bir adam farklı bir koşum takımı önerdi. Bu kez koşum takımları atın boğazına değil baş boyun altı kısımlarına yerleştirildi. Böylece at da nefes alabildi. Bir süre sonra aynı Çinlinin torunlarından bir başka biri bir fikir keşfetti. Bu kez koşum takımları atın omuzlarından geçti. Tam bir devrim. Aynı at bu kez 10 kat daha ağır yükü rahatça çekebiliyordu. Bu kez 1000 yıl gerekti. 1000 yıl, Batı'nın aynı koşum takımını keşfetmesi için 1000 yıl. Düşünüyorum da aslında biraz da üzengiden söz etmeliyiz. Üzengiden önce ata nasıl binildiğini biliyor musunuz? Şimdi göreceksiniz. Elbette başka yöntemler de denenmişti. Ve daha başka yöntemler. Üzengiyi ne Mısırlılar, ne Yunanlılar, ne de Romalılar tanımıyordu. Peki ulaşımda nasıl bir yöntem kullanıyorlardı? Bu arada Çinliler... Elbette metallerin işlenmesi tekniğini de iyi bilmek gerekiyordu. Ve bir kez daha burada Çinliler bu tekniği 2000 yıl önceden biliyordu. Metal üzengilere sahiptiler. İşte dünyanın çehresini değiştirecek bir buluş. Asya'nın içlerinden gelen yenilmez avarlar büyük bir hızla yayılır. Böylece Çinlilerin keşfettiği üzengi Batı'da şövalyeliğinde gelişmesini sağlar. Çinliler gerçekten inanılmaz şeyler keşfetmişler. Söylediği her şey doğru değil. Sadece canımızı sıkıyor. Hepsi bu. Üstelik size her şeyi anlatmadım. Daha çok şey var. Düşünsenize. Herkesten çok önce pusulayı onlar keşfetmişti. Sinemanın atası sayılan büyülü feneri... Otomobillerde transmisyona dönüşecek olan kadranı, hidrolik enerjiyi, buhar makinesini, hatta yandan çarklı tekneyi, dümeni. Ayrıca 3. yüzyılda Batı'dan 16 asır önce böcekleri biyolojik olarak kontrol etmeyi öğrendiler. Böylece zararlı böcekleri başka böceklerle zararsız hale getirdiler. ...11. yüzyılda yeni bir şey keşfederler. Bu buluş gerçekten harika bir şeydi. Batmış nesnelerin geri toplanması tekniği.
Çok sonraları 20. yüzyıl Avrupa'sında bu alanda bundan daha iyisinin yapıldığı söylenemez. 1894 yılında ilk kez Baden-Powell bir uçurtma yardımıyla uçmayı başaracaktır. Temelde kuşlardan ilham alıyordu. Bu arada Otto Lilienthal de havacılığın önünü açar. Ancak ilk uçurtma bundan asırlar önce Çinli genç bir prens tarafından icat edilmişti. Ama biz isterseniz başlangıca dönelim. Milattan önce 5. yüzyıldan itibaren Çinliler uçurtmayı biliyordu. Tarihi kayıtlara göre büyük bir kentin kuşatması sırasında kuşatılanlar kaderlerini uzaktaki dostlarına uçurtmaları kullanarak haber verdiler. Gerçekte böyle mi oldu bilmiyorum ama çok güzel bir hikaye. Bundan daha az güzel olanları da var. O dönemde devletin başında kötü kalpli imparator Gao Yang vardır. Soylu mahkumlarını kendine has özgür kılma yöntemleri vardı. Genç prens Yuan bu sayede birkaç kilometre uçmayı başarır. Böylece uçan ilk insan unvanını da kazanır. Hem de Baden-Powell'dan 1300 yıl önce. Size daha önce bir köprüden söz etmiştim. İsterseniz asma köprüye geri dönelim. Yine herkesin kabul edeceği gibi bunu da ilk kez Çinliler keşfeder. Böylece ilk asma köprü kurulmuş oldu. Peki kaç asır önce dersiniz? Bu bilinmiyor. Bundan bir süre sonra... Ha? Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Hadi söyle bana. Bunu asla başaramazlar. Asla başaramazlar diyorum. Milattan 300 yıl önce kurulan Annan ve Sichuan köprüleri. Batı'nın bu tekniği keşfetmesi için henüz 2000 yıl beklemesi gerekecektir. Avrupa'nın bu kusursuzluğa ulaşabilmesi için bu kez 500 yıl beklemesi gerekecektir. Şimdi sizlere paraşütten söz edeceğim. Genelde paraşütü ilk kez Da Vinci'nin düşündüğüne inanılır. Ancak keşif ondan çok daha önce gerçekleşir. Şimdi genç bir adamın öyküsüne bakalım. Kendisi Ziya Hanedanlığı'nın gelecekteki imparatoru. Bu hikaye günümüzden 3000 yıl önce gerçekleşiyor. Bir süre sonra 1100 yılına doğru... Her şeyi alıp götürelim. Hayır, bunlar merdivenden geçmez. Hadi onunla atlayalım. Hayır, çok ağır, parçalanırsın. Peki ne yapacağız? Ne bir fikrim var, sana önerim şu şimdi. Şşşt,
Atlıyorum. Hayır, çok ağır, başaramazsın. Kendini öldüreceksin. Peki ne yapacağız? Ben atlarsam olabilir. Ben daha hafifim. O halde ben ne yapacağım? Sen burada bekle, gelip seni alırım. Kalanını beraber taşırız. Bu hikaye 1080 yılında geçiyordu. Bundan bir süre sonra... Orada bulunan Fransız Büyükelçisi bu muhteşem icadın yazılı kayıtlara geçmesini önerir. Bundan 100 yıl sonra Paris'te Montgolfier kardeşler icat ettiği balonla uçarken o yazı bazılarının dikkatini çeker. Gerçekten sıra dışı, inanılmaz. Nihayet uçan bir insan. Yapmayın Bay Garnören, boşluğa öylece atlamayı düşünüyor olamazsınız. Düşünüyorum Bay Montgolfier, evet. Gökyüzünde uçmak tüm hayatımın rüyası. Çinliler yaptıysa ben daha iyisini yaparım. Balonunuzda 700-800 metre yükseldikten sonra bir paraşütle kendimi serbest bırakabilirim. Ve işte basit hali Çin'den gelen paraşütün ilanı. Yazının icadına yardım eden ilk şey hiç kuşkusuz Sümerler dönemindeki kil tabletlerdir. Bu yaklaşık 6000 yıl öncedir. Bir süre sonra Mısırlıların papirüsleri devreye girer. Kağıt sağ milattan önce 200 yılına doğru Çinliler tarafından keşfedilir ve kağıdın kullanım alanları çok olacaktır. Kağıttan, bu da kağıttan. Bunlar da kağıttan. Ateşi kesin. Evet, bu savaşa bir son verelim. Karşılık olarak sizin kağıt korumalarınızla bizim metal silahlarımızı değiştireceğiz. Tamam mı? Evet, ama bunu niye yapıyorsunuz ki? Sizin korumalarınız da bizimkiler kadar sağlam ve daha hafif. Yeni fetihlere çıkmak için daha pratik olacak. Anlaştık mı? Ne düşünüyorsunuz? Hadi hemen soyunun. Hadi. 810 yılına doğru Çinliler kağıt paraya geçer. Ne görüyorsun? Basit bir kağıt. Ondan istediğimiz kadar yapabiliriz. Çok zengin olacağız. Çok zengin. Evet, çok, evet. Çok zengin olacağız. Çok zengin. Ancak kalpazanlığın cezası ölümdü. Avrupa kağıdı 13. yüzyılda tanıyacaktır. Çin'den 15 asır daha sonra. Kağıt para ise 17. yüzyılda ortaya çıkacaktır. 868'de kağıda basılan ilk kitap ortaya çıkar. Bu gerçekte sutra olarak bilinen kutsal bir metindir. 1041'de Li Cheng adında bir Çinli değişken harfleri keşfeder. Batıda 26 harf varken Çin'de bu sayı 400 bine kadar çıkar. Derken Moğol istilaları başlar ve büyük bir hızla Germen İmparatorluğu'nun sınırlarına dayanırlar. Ancak Çinli dostlarımız sadece olumlu şeyler keşfetmezler. Tüfek, ölümcül aletler toplar, ateş atar, alev atar. Evet, bu tip şeyler içinde hayal güçleri çok genişti. Ve barut. Simyacıları uzun yaşam için bir iksir ararken insan hayatına ölüm getirecek bu korkunç şeyi keşfederler. Barut. Ve şenlikte kullanılmak için fişekler. Belki de insanlar bunları keşfederken yararlı olacağına inanıyorlardı. Bundan birkaç asır sonra füze batıya da ulaşır. Ama tüm bunlar kaçınılmaz değildi. Tüm bu gelişmeler saldırganlığa değil, gelişmeye hizmet edebilirdi.
hükmetme arzusuna değil. İnsan istese çok yararlı, iyi şeyler yapan, hatta bazen dahi biri olabilir. Les découvreurs, façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne ma neige, des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole demain. Mèneront à d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les découvreurs.